De pek çok sıcak konu var. Hem gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz, hem Avrupa Birliği sürecini değerlendireceğiz. Çünkü yeni bir ivme kazandı Avrupa Birliği süreci. Hem Suriyeli mülteciler konusu elbette önemli. Bunu konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Volkan Bozkır efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Elbette Avrupa Birliği ilişkilerini ve süreci uzunca değerlendireceğiz ama sizin gündemle alakalı ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarla, mücadelesiyle alakalı söyleyecekleriniz de çok değerli olacaktır bizim için. Bir mücadele devam ediyor. Hem Türkiye genelinde hem de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde evini barkını terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımız var ve maalesef Türk bayrağını, o toprakları benimseyen vatandaşlarımız. Şimdi oradan görüntüler de geliyor zaten. O barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması, maalesef şehit haberleri de geliyor ama o noktada mücadele devam ederken Başbakanımızın da siyasi parti liderleriyle görüşmeleri olacaktı. HDP ile olan sözde siyasi partinin mi diyelim, siz ne dersiniz bilmiyorum. Seçimler öncesi ayrı fakat seçimler sonrası ayrı olan bir siyasi temsilcinin açıklamaları oldu. Sizin bununla alakalı görüşlerinizi merak ederim. Zaten eminim ki Başbakanımız da o açıklamalardan önce bu ziyareti, bu görüşmeyi iptal etti ama yine de iptal ederdi diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bir özerklik provokasyonu oldu. Sizin bu konuyla alakalı görüşünüz ne olur efendim? Şimdi Türkiye demokratik bir ülke ve bütün partiler seçimlere giderken ülkeyle ilgili olarak görüşlerini, partileri olarak ne yapacaklarını, nasıl bir Türkiye gördüklerini açıklarlar ve buna göre de oy alırlar. Dolayısıyla HDP'nin seçimlere giderkenki beyanlarıyla ve Türkiye'de yaratmak istediği görüntüyle bugün arasında büyük farklılık var. Yaratmak istediği görüş, bütün Türkiye'nin partisiyiz ve artık kesinlikle terör örgütüyle bağımız olmayabilir ve dolayısıyla da ben artık eskinin partisi değilim şeklinde yanlış bir görüntü vererek aslında 7 Haziran seçimlerinde de alması beklenenden daha fazla bir oy aldı. Ama arada geçen dönemde giderek gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlayınca da 1 Kasım seçimlerinde hem oy oranında düşme oldu hem de halinde, tavrında aslında saklamak düşüncesinde olduğu tablolar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi demokrasi içinde bu şekilde bir tavır kesinlikle kabul edilemez. Ve millete seçim öncesinde söylemediğiniz bir şeyi seçim sonrasında emrivaki şeklinde ortaya koyup ve de bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, birliği, bütünlüğü ve toprak bütünlüğünü tehdit eder bir şekilde ortaya koymak hiçbir şekilde kabul edilemez. Ve bu hem kanunlarımıza göre bir suç teşkil eder hem de milletimizin gerçekten hiçbir şekilde arzu etmediği bir noktaya doğru götürme temayülünü gösterir. Dolayısıyla burada yapılması gereken şudur. Türkiye 700 yıllık bir imparatorluktan sonra kurulmuş ve İstiklal Savaşı vererek kurulmuş bir cumhuriyettir. Çok sayıda şehit vermişizdir. Türkiye'nin yurt dışında 37 ülkede şehitliği vardır. Belki dünyada hiçbir ülkenin böyle bir tablosu yoktur. Hı hı. Ve Türk bayrağı kırmızı olması aslında şehitlerimizin akan kanı temsil ettiği için bu şekilde bir bayrakla gurur duyarak cumhuriyetimizi sürdürüyoruz. Şimdi böyle bir yapı içinde ve insanların, milletimizin etnik kökenine bakılmaksızın, dini inancına bakılmaksızın, yaşam biçimine bakılmaksızın öteki kavramını tamamen ortadan kaldırmayı planladığımız ve bundan dolayı da milletin desteğini gördüğümüz bir noktada bir parti çıkıp ben Türkiye'de 6 tane kanton kuracağım, burada demokratik özellik olacak, buraya devlet giremez, ileride ben buraya bayrağımı da çekerim diye bir yaklaşım içinde
bir tavır ortaya koyarsa buna devlet müdahale eder. Devlet niye müdahale eder? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü korumak için, orada yaşayan insanlarımızın terör örgütünün korkusu altında yaşamalarına son vermek için ve onların normal yaşamlarını avdet etmeleri için. Dolayısıyla bu son derece yanlış bir hamle olmuştur. Tabii parti olarak maalesef kendisini ispat edememiş bir konuma düşmüştür. Bir de şöyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Kürt vatandaşları PKK'lıdır algısı. Yani, PKK destekçisidir, PKK da onların destekçisidir algısı yaratılmaya çalışılıyor ama aslında en güzel cevabı dün şehidimizin tabii babası verdi. Ben Kürdüm ama benim bayrağım Ay Yıldızlı bayraktır. Böyle bir sorunumuz hiçbir zaman olmadı ve bu tamamen yaratılmak istenen bir algıdır. Türkiye'nin her vatandaşı hangi kökenden gelirse gelsin bu devletin, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Ama buradaki sorun şu. Terörle mücadelede Türkiye çok uzun yıllardır bu mücadeleyi veriyor ve 30 binin üzerinde insanımızı yitirdik, şehitler verdik. Ama başka bir örneğe baktığınızda aslında belki Türkiye'deki HDP'nin konumu bakımından da bazı ipuçları bulabiliriz. İrlanda'da da İRA terör örgütü vardı ve bir siyasi parti vardı. Ama bu siyasi partinin adaylarını da halk tayin ediyordu. Adaylarına oyu da halk veriyordu ve sonunda bu siyasi parti terör örgütüne baskı yaparak ve çok önemli aşamaları geçirerek silah bıraktırdı, silahları çimentoya gömdürdü ve bugün İrlanda huzura, barışa kavuştu. Biz de HDP'nin bu siyasi partinin rolünü oynayabilmesi lazım. Ama maalesef niye oynayamıyor? Çünkü adaylarını Kandil'den tespit ediyorlar. Ondan sonra da Türkiye Partisi görüntüsü vererek oy talep ediyor. İnsanlarımızı başka bir görüntüyle bir anlamda aldatıyor. Ve ondan sonra da bu terör örgütü şehirlerimize saldırdığında, insanlarımıza saldırdığında, güvenlik güçlerimize saldırdığında, silah bırakmam dediğinde de bu siyasi parti çıkıp silah bırakmasını sağlayamıyor. Çünkü bunu sağlayabilecek bir güce sahip değil. Bu olmuş olsaydı HDP Türk siyasetinde çok daha farklı bir boyutta, farklı bir konumda olurdu. Ama bunu sağlayamadığı sürece de terör örgütünün siyasetteki uzantısı olarak etiketlenmeye mahkum kalacaktır. Bu son çıkışı tamamıyla bu örgüt bağlantısının bir sonucu olarak gözüküyor. Ama Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti çok güçlüdür. Böyle çıkışlarla, emrivakilerle Türkiye'nin bölünmesine izin vermeyecektir. En kısa zamanda Türkiye'de kurulması düşünülen kantonların hepsi temizlenecektir. Orada yaşayan insanlarımız tekrar huzur içinde okullarına giderek, çünkü yatırımlarıyla, hastaneleriyle, pırıl pırıl şehirlerde, Türkiye Cumhuriyeti'nin parçası olan şehirlerde yaşamaya devam edecekler. İstemeye istemeye evini ocağını terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımız oldu orada. Askerimizin zaten mücadelesi, askerimizin, polisimizin mücadelesi zaten gözler önünde. Peki yine de sormadan edemiyoruz vatandaş olarak nereye kadar? Şimdi bir defa terör örgütünün bu mezalimi karşısında yuvalarını terk edip daha huzurlu bölgelere geçici olarak geçmiş vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağduriyetine hükümetimiz izin vermeyecektir. Hı hı. Okula gidemeyen çocuklar olsun, dükkanını açamayan esnafımız olsun, yuvasından geçici bir süreyle giden kardeşlerimiz olsun, hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye hükümetinin koruması altındadır. Hiçbir sıkıntı çekmemesi için bütün tedbirler alınıyor. Aile Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız da açıklamalar yaptı. Kesinlikle öyle. Onun dışında da bu çeşitli şekillerde terör örgütünün baskısı altında olan bölgelerde güvenlik güçlerimizle en kısa zamanda temizlenecektir ve eski hallerine döndürülecektir. Sayın Bozkır, gelelim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ve sürece. Şimdi müzakerelerin ağır işlemesi, açılamamış fasıllar vesaire derken aslında şimdi farklı bir noktaya geldik. Umut vadeden bir noktaya geldik. Yeni bir döneme giriliyor. Yeni bir fasıl açıldı. Bu fasıl neyi içerir? Türkiye'ye getirileri nelerdir ilerleyen vadede? Şimdi tabii
çok uzun süredir Avrupa Birliği üyeliği için Türkiye çaba sarf ediyor. Çok önemli mesafe kat etti. Ama bunun her anı da çok hızlı işleyen, arzu ettiğimiz boyutta gelişen bir ilişki olmadı. Ama siyasette, devletler arası ilişkilerde bazen bir sürü değişik unsur yan yana gelir ve yeni bir paradigma oluşur. Ve o paradigma sonrasında da başka boyutta ilerlersiniz. Son dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde meydana gelen durum da bu, böyle oldu. Paradigma değişti. Ve şimdi gerçekten son 10 senede arzu etmediğimiz ölçüde yavaşlamış olan sürecin bu sefer çok hızlı bir şekilde ilerlemesi imkanı ortaya çıktı. Tabii Avrupa Birliği'ndeki ekonomik kriz, mülteci sorunu ve terörle mücadele başlıkları bu paradigmanın değişmesinin ana unsurları oldu. Ve böyle bir tabloyla karşı karşıya olan Avrupa Birliği, Türkiye'siz bu üç sorunun üstesinden gelemeyeceğini anladı ve Türkiye'yi kendi içinde ailesinin bir unsuru olarak görerek ancak ilerleyebileceğini kararlaştırdı ve şimdi bu noktaya geldik. Şimdi bunun birçok boyutu var. Bir tanesi müzakere sürecinin hızlanması. Bir faslı 5 sene sonra ikinci fasıl, 2 sene sonra ilk fasıl çok önemli. Ama fasıl açmaktan öteye o faslın açıldığı katılım konferansı önemlidir. Çünkü orada 28 ülke Türkiye ile müzakerelerin devamı kararını oy birliğiyle aldıklarını görüyorsunuz ve bunun devamı ile ilgili de bir siyasi kararı görüyorsunuz. Fasılın ötesinde önemli olan bu. Önümüzdeki sene inşallah 5 fasıl daha açacağız. 23. fasıl siyasi kriterlerle ilgili. 24. fasıl göçle mücadele, sınır güvenliği, biyometrik pasaportlar, entegre sınır yönetimi gibi çok önemli unsurlar var. İnşallah bunu da açacağız. Eğitim faslı 26 sayılı, enerji faslı 15 sayılı ve 31 sayılı dış politika ve güvenlik faslı. Şimdi bunları biz açmaya hazırız. Siyasi karar Avrupa Birliği'nde alındığı anda biz bunları 2 ay içinde açabilecek konumdayız. Bütün kriterlerini yerine getirmiş vaziyetteyiz. Siyasi kararı da aldıklarını düşünüyoruz ve inşallah önümüzdeki dönemde bunu açacağız. Ama başka unsurlar da kararlaştırıldı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında zirveler yapılacak. Senede 2 kez. Ve bu zirveler... O zirvelere gelmeden tabii. Önce siz şimdi dediniz ya 2016 yılında önümüzdeki yıl 5 fasıl açılacak ama 5 yılda 2. faslı açtık. 17. faslı evet. Ben sormak isterim bu noktada. Çünkü ekonomi dünyamız için, iş dünyamız için önemli bir fasıl. Nedir efendim bu? Şimdi bu ekonomi ve parasal politikalar faslı. Aslında bütün ülkelerin üye olurken Avrupa Birliği ekonomik sistemine entegrasyonu ve Maastricht kriterlerini karşılama ölçüsü ve üye olduktan sonra da Euro'ya geçme kabiliyetiyle ilgili bir fasıl. Ama biz bunu 7 sene önce de açabilirdik. Siyasi nedenlerle bloke edildi. Bugün Türkiye'nin ekonomik tablosu 28 Avrupa Birliği ülkesi içinde 22'sinden daha güçlü bir konumda. Maastricht kriterleri bakımından bunu yerine getiren birkaç ülkeden birisi Türkiye'dir aslında. Dolayısıyla Türkiye bu faslı açarken aslında Avrupa Birliği ilişkilerinde örnek olacak bir konumda. Yani Avrupa Birliği'nin son 10 yıldaki ekonomik performansı düşerken Türkiye'nin ekonomik performansı bilakis 3'e katladı, 2'ye katladı. Dolayısıyla biz hep şunu söyledik. Yani siz bazı yanlışlıklarınızı görmüyorsunuz. Ama bu yanlışlıklar sonucunda bazı ülkeler iflas noktasına gelebilir. Ve bunları doğru politika uygulamaya zorlayacak mekanizmalarınız varken bunları uygulamıyorsunuz. Oysa ki Türkiye'de biz 2000 yılında çok büyük bir ekonomik kriz geçirdik ve bundan ders aldık. Öyle mekanizmalar kurduk ki artık böyle bir ekonomik krize girmemek için alarm sinyalleri, tedbirlerimiz var. Bankacılık sistemi aynı şekilde çok güvenli bir yapıda. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızı belki siz paylaşırsanız ileride siz de ekonomi olarak Türkiye'nin bu başarılarına yakın bir performans gösterirsiniz. Şimdi bu fasıl açılırken aslında böyle enteresan bir tablo var. Ama bu faslın açılması tabii Türk iş çevreleri, Avrupa iş çevreleri, dünya ekonomi çevreleri bakımından
önemli bir sinyal teşkil ediyor. Ve Türkiye'nin böyle bir faslın açılış kriterlerini yerine getirmiş olması, bu faslı açabilmesi Türk ekonomisine çok önemli bir güven duygusunu da beraber getirecektir. Zirveler demiştiniz, uzun bir aradan sonra toplandı Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi. Bunun devamı gelecek az evet. önceki sözlerinizden anladığım kadarıyla. Yani senede iki kez Türkiye-AB zirvesi yapılacak. Ama biz bunu hiçbir şekilde hani liderlerin buluştuğu, el sıkıştığı, bir aile fotoğrafı çekilip dağıldığı bir şekilde düşünmedik. Ve bunu da karşı tarafta da mutabık haldeyiz. Bu zirvelerin karar alan, bir sonraki zirveye görevler yükleyen, ilişkiyi güçlendirecek zirveler halinde olmasını planladık. Onun için zirveye giden dönemde çeşitli üst düzey platformlar görev yapacak. Bir tanesi ekonomi üst düzey platformu. Mart ayı ortasında 6 Avrupa Birliği komiseri Türkiye'ye gelecek. Komisyon Başkan Yardımcısı ekonomiden sorumlu eski Finlandiya Başkanı Başbakanı Kaitainen, ekonomiden ve gümrük birliğinden sorumlu Fransız Komiser Moscovici, Genişleme Komiseri Hahn, ticaretten sorumlu Komiser Malmström, bilim ve teknolojiden sorumlu Portekizli Komiser ve rekabetten sorumlu Danimarkalı Komiser. Burada böyle bir Davos benzeri çok önemli bir platformda bir araya gelinecek. Bütün iş çevreleri katkı sağlayacak ve bütün dünyaya, Avrupa'ya, Türk iş dünyasına da bir mesaj verilme imkanı olacak. Bunun kararları da zirveye gidecek. Enerji ikinci konu. Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki enerji nakil bakımındaki gücü, bütün doğalgaz rezervlerinin yanı başında olması, TANAP gibi çok önemli bir proje nedeniyle üst düzey enerji diyalogunu da başlatmıştık. 28-29 Ocak'ta Türkiye'de bu gerçekleştirilecek. Tabii Rusya ile yaşamakta olduğumuz yeni sorunlar nedeniyle şayet bir sıkıntı ortaya çıkarsa da Türkiye-Avrupa Birliği bu konuda ortak sorunla ilgili kararı da alabilecek. Üçüncüsü gümrük birliğinin güncellemesi. Şu anda 150 milyar dolar ticaretimiz var. Ve gümrük birliğini güncellediğimiz takdirde tarım, hizmetler ve kamu alanları dahil olacak ve 300 milyar dolarlık bir ticaret hacmine çıkabileceğiz. Dünyada 300 milyar dolarlık ticaret hacmi herkesin ilgisini çeken, gıptayla bakan bir nokta. Bunu da inşallah önümüzdeki sene gerçekleştiriyoruz. Bir de tabii siyasi diyalog. Dışişleri Bakanı, AB Bakanı, Yüksek Temsilci, Genişleme Komiseri sık sık bir araya gelecekler. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince yeni bir şeyden bahsediyoruz. Ama en önemlisi de inşallah önümüzdeki sene vize kalkacak. Ha, bunu soracağım. Şimdi vizesiz Avrupa konusuna tam gelecektim ki siz girdiniz. Çok önemsediğimiz bir konu ki vizeler bize 1980 darbesinin koca bir mirası. Biraz. Değil mi Sayın Bakanım? 72 kriter vardı önümüze sunulan. Türkiye bunun kaçını hazır? Bir de biliyoruz ki Sayın Başbakan bunu meclise getirilmesi için bir düzenleme evet. de bunu geçtiğimiz günlerde gündeme getirmişti. Neler olacak önümüzdeki süreçte? Şimdi, 72 kriter dediğimiz zaman gözde çok büyütülmemesi de lazım. Bunlar birer cümlelik ve aslında çok küçük adımlarla yerine getirilebilecek çoğu beklentiler. Meclise gelecek bir 11 yasa var. Meclise gelecek olan 11 yasa söz konusu. Bu da Sayın Başbakan'ın talimatıyla 10 tanesini tek bir paket haline getireceğiz. Bir tanesi kişisel verilerin korunması kanunu. Bu ayrı yasa olarak geliyor. Hazır. Hemen Ocak ayının içinde bütçe kanunu geçer geçmez ilk ele alınacak kanun bu. Onun dışında 10 yasa. Ayrımcılıkla mücadele kanunu, siyasi etik kanunu, pasaportların güvenliği ile ilgili, terörle mücadelenin finansmanı, terörün finansmanının önlenmesi gibi çok önemli yasalar. Bunlar tabii vize kalksın kalkmasın zaten Türkiye'nin çıkarması gereken, Türkiye'nin yararına, milletimizin yararına kanunlar, düzenlemeler. Bunları inşallah Ocak-Şubat aylarında tamamlayacağız. Pasaportların parmak izi dahil olarak yenilenmesi söz konusu olacak. Çünkü biz o eski gerçekten içimizi rahat ettirmeyen pasaportlardan şu anda biyometrik verili pasaportlara geçtik. Şimdi buna bir de parmak izi ilavesiyle pasaportlar daha güvenli hale gelecek. Burada
Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız pasaportlarını yenileyecekler. Eğer pasaportları var, harç ödemişlerse bunu tekrar ödemeyecekler. Ama bir cüzdan bedeli ödemesi gerekecek ve çok kısa sürede de başvurduktan sonra biliyorsunuz ikinci gün, üçüncü gün alınıyor. Bu şekilde biz bu beklentileri inşallah Mart'a kadar tamamını karşılamış olacağız. Mart'ta komisyon bir rapor yayınlayacak. Beklentileri karşılama durumunu bu raporda belirtecek. Ekim ayında da komisyon nihai kararını yayınlayacak. Vize kalkabilir diyecek. Ekim ayındaki konsey, Avrupa Konseyi de vizenin kalkması kararını alacak. Burada Schengen bölgesine vizesiz girişten bahsediyoruz. Yani İngiltere ve İrlanda buna dahil olmayacak. Ama İsviçre dahil olacak, Norveç dahil olacak ve kalan bütün Avrupa ülkeleri dahil olacak. Çok önemli yani, verdiğimiz. Umuyoruz bir yıldan az bir zamanımız. Ekim 2016 konusunda hedef tespit edilmiş vaziyette. Son birkaç dakikamız kaldı ama ben şu mülteci konusuna girmek isterim yine de. Çünkü çok önemli bir konu Türkiye'nin içinde bulunduğu. Şimdi fasıllarda, açılacak olan fasıllarda bu Suriyeli mülteci konusu gündeme gelir mi? 2016'da 5 fasıl açılacak dedi. Bir de Avrupa Birliği Türkiye'ye 3 milyar avro vaat etti. Şimdi şöyle bir algı da var. Yani sanki Avrupa Birliği bu parayı Türkiye'ye verecekmiş gibi. Hayır, bu para tamamen mültecilere yönelik verilecek olan bir para. Ne şekilde harcanacak? Avrupa Birliği bu parayı ne kadar zaman içinde ödeyecek? Şimdi bir defa biz mülteci sorununu doğru anlamamız lazım. Yani biz bir defa mülteci demiyoruz, misafirlerimiz diyoruz ve gelişlerine izin nasıl kapımızı açtıysak gitmek istedikleri takdirde de kapımızı kapamayacağımızı 2 yıldır Avrupa Birliği ile paylaşıyoruz. Tabii büyük bir artış oldu. Geçen sene 26 bindi, bu sene 1 milyon insan Avrupa'ya ulaştı. Şimdi burada 3 milyar euroyu Türkiye'ye vereceğiz dediklerinde biz dedik ki bunu yani Türkiye'nin ihtiyacı yok. Biz 3 milyar euroyu köprü yapımına, yol yapımına, işte başka konuları harcamak için bizim paramız var. Ama bir para vermeyi düşünüyorsanız vicdanınızı rahatlatmak için bunu Suriye'de, Türkiye'de ikamet eden insanlara harcayalım. Eğitimine, okullarına, daha iyi şartlarda yaşamalarına, bulundukları sosyal yapıya, entegrasyonlarına ve bu para bir yıl için 3 milyar olarak verilecek ve bunu Türkiye'nin karar vereceği projeler paylaşılacak ve bu para oralara harcanacak. Bir defaya mahsus mu verilecek? Bir yıla 3 milyar. Sonrasında, duruma tekrar bakılacak. İhtiyaç nedir? Durum ne şekilde gelişmiş ona göre. Ama şu anlaşılmamalı. Yani şu anda 1 milyon mülteci Avrupa'da, bu 1 milyon Türkiye'ye göndereceğiz. Alın bu 3 milyar euroyu, kamplar yapın, bunları siz bakın diye bir şey söz konusu değil. Oraya giden için. Oraya giden orada kalacak. Bizim anlaşmamız şu: illegal göçün durdurulması ve legal bir göç haline getirilmesi. Yani Avrupa Birliği bundan sonraki gelecekler için kontenjanlar saptayacak. Diyecek ki ben işte şu ülkede 50 bin kişiyi daha alacağım. Türkiye'ye bildirilecek. Türkiye 50 bin kişiyi legal yoldan, insan onuruna yakışır bir şekilde, denizlerde boğulmalarına gerek kalmadan oraya gönderecek, yerleşecekler, insan onuruna yaklaşır şekilde oraya gidecekler. Onun dışında tabii illegal göçle mücadelede sahil güvenlik imkanlarının artırılması, organizatörlerin cezalandırılması ve bu göçün önlenmesi konusunda da işbirliği yapacağız. İnşallah Suriye sorunu çözülürse başka bir tablo olur ve belki Türkiye'deki misafirlerimizin çoğu da zaten terör nedeniyle, savaş nedeniyle kaçtıkları yuvalarına dönme temayüline girerler. Yüz binlerle ifade edeceğimiz geri dönüşler olabilir ama Suriye sorunu çözülemezse, hep bunu da ifade ettik, bu göçün kaynağı Suriye'dir ve hiçbir ülke bunu önleyemez. Yeni bir durum ortaya çıkarsa, yeni şehirlerden göç dalgaları oluşursa bunu Türkiye'de karşılayamaz. Yeni bir durum da Avrupa'ya da intikaller olabilir. Onun için tabii mutabık kaldığımız bir husus Suriye sorununun da çözümü konusunda. İnşallah önümüzdeki yıl hem Suriye'de önemli gelişmelerin olacağı, göç sorununun bir defa duracağı ve mevcut göçmenlerin de
insan onuruna yakışır şekilde yeni bir hayata kavuşacağı, bir kısmının Avrupa'ya, bir kısmının Türkiye'de daha iyi şartlara, okul sorununun mutlaka çözüldüğü, gerçekten öyle bir sorun var ki şu anda 223 bin küsür çocuk Türk sisteminde okulda. Yani anaokulunda 11 bin, ilkokulda 130 bin, ortaokulda 56 bin, lisede 26 bin çocuğu, Suriyeli çocuğu biz okutuyoruz. Suriyeli öğretmenler. Çünkü bunlar eğer okumazlarsa o zaman organize suçların kaynağı haline gelirler. Suriye'ye döneceklere bir tablo ortaya çıkarsa da Türkiye'deki bu yıllarını okumamış olarak, eğitim görmemiş olarak geçirmiş olmalarını arzu etmiyoruz. Çok büyük bir operasyon ama bundan inşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız. Bütün dünyaya örnek olmuş bir gerçekten misafirlik gösterdik. Ama illegal göçün de önlenmesi hem Türkiye'nin bir arzusudur hem dünyanın arzusudur. İllegal göçle mücadeleyi yaparken kaynağının da saptanması önemlidir. 2016'da daha iyi tablolarla karşılaşacağımızı ümit ediyoruz. Peki Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için ve bu vesileyle de iyi seneler dileyelim. Hem size hem de Türkiye'mize güzel şeyler getirsin. Güzellikler.